Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan adalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar ve en son buraya arılar için yeri yapmaya başlamıştık. Camları pişiriyorduk arkadaşlar. Hızlıca hemen şuradan elitramızı takalım. Birazcık daha kum toplayıp gelelim arkadaşlar. Hepsi pissin. Luffy oturuyor değil mi? Oraya ışından basın. Şöyle hızlı bir şekilde gidersek arkadaşlar birazcık daha cam toplayıp geliriz. Hemen şuradan uçalım arkadaşlar şöyle. Evet, şuraya şöyle bir iniş yapalım. Tamamdır. Şimdi Şuradan hızlıca toplayabildiğimiz kadar arkadaşlar kumları toplayacağız. Şuraya bir tane de baltamızı koyalım şöyle. Tamamdır. Şuradan hızlıca arkadaşlar şöyle baltayla toplayalım. Kum buldukça kumları alacağız. Evet, şöyle 3 tane tamamdır. Şurada bir tane daha var. Oo, etraftaki kumların hepsini alalım. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi şurayı kırarsak şuradaki kumları da alırız. Kum buldukça alalım arkadaşlar. Kumlara ihtiyacımız var. Bayağı bir kum toplamamız gerekiyor. Evet, baltayla şimdi kazmayla şuraları kıralım. Şunları bir alalım arkadaşlar. Evet etrafımızdaki kumların hepsini bir alalım. Çok güzel tamamdır. Kum anlaması gerçekten zor arkadaşlar. Hepsini aynı anda hızlıca toplayamıyoruz. Aralardan seçmek zorunda kaldığımız için. Birazcık uğraştırıyor ama olsun. Şimdi almadığımız kaldı mı? Şuradan şöyle bakarsak şunlar var. Oo burada bayağı fazla birikmiş hepsini alalım. Tamamdır. Bu kumların hepsini aldığımız anda arkadaşlar arıların yerini yapmak için kumları pişirmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir şekilde bayağı içerilere kadar girdik. Şunları da kıralım. Şimdi meşale bir tane elimize takarsak güzel olabilir. Evet başka kum var mı? Aynen şurada var. Oo orada 4 tane varmış. Oraya bir gidelim arkadaşlar. Şunları da alırsak kaç tane oldu? 64 tane oldu mu? Bakayım bir 52 tane olmuş bile. Bayağı hızlı toplamışız arkadaşlar. Aynen şuradan inelim. En kenara kadar geldik arkadaşlar. Bayağı kum topladık. Şunu da kıralım. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde arıların yerini yapacağız arkadaşlar. Az kaldı. Şurayı da şöyle kırarsak. Onları da alalım. Tamamdır. 64 tane oldu mu? Gidelim arkadaşlar. Eğer eksik olursa tekrar geliriz. Evet. Şunları da alıp buradan gidelim. Aha şurada bir tane daha var. Tamamdır. Buradan uçabilir miyiz? Elitramız zaten takılı. Şuradan uçalım. Çok iyi. Şimdi bunları da pişirirsek arkadaşlar içeriği galiba artık dizebiliriz. Şunu çıkartıp bunu giyinelim. Çok güzel içeride bir tane mesleksiz köylü var ona meslek vereceğiz arkadaşlar Şuradaki fırına koyalım Aynen şunun yarısını şöyle şuraya da yarısını şöyle koyalım Evet şunun yarısını da şuradan alalım şuraya koyalım Evet şuradaki sandıkların içine de şunları koyalım gitsin Oo 16 tane 26 tane kum daha var şuraya koyalım gitsin Tavuklarımızı bir besleyelim arkadaşlar Şuradan şöyle hızlı bir şekilde tavuklarımızı besleyelim Gelin bakalım. Şu tavukların hepsini toplayacağız çünkü arkadaşlar. Tavuklar toplayıp köylülerin seviyesini artıracağız. Zümrütümüz bayağı biriktiği için artık zümrütle ticaret yapabiliriz ve zümrüt alabiliyoruz. O yüzden hemen hızlıca şundan hepsini bir besleyelim. Evet, vermediğimiz kaldıysa hepsine bir verelim. Çok iyi. Bayağı çoğalttık tekrar. Bu tavuklardan bayağı et tekrar gelecek. Şimdi şu yumurtaları da atalım. Tamamdır. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar şuradan. Şöyle hızlıca şuraya bunu koyalım buraya bunları koyalım gitsin Şimdi pişmişler var Arı yeri yapmak için şu camları toplamaya başlayalım Evet şunların hepsini şöyle bir alalım Çok iyi 64 taneden fazla var Bakalım olacak mı İpeksi dokunuşumuz olduğu için arkadaşlar camımızı yanlış dizersek geri kırabiliyoruz Çok iyi Galiba çatısını kapatmaya yeter diye düşünüyorum Aynen çatısını da şuradan kapatalım mı Çatısı da camlı olsun Evet içeri taraftan kapatalım Eğer yeterse dışını ondan sonra dizelim Çok iyi arkadaşlar Arıların yerini bitirdik galiba Muhteşem şekilde artık arılar yaşayabilecek Ve bal da üretebileceğiz Adamızı baya güzel geliştiriyoruz 6 tane kaldı Tamamdır Şimdi şuradan şu ipeksi dokunuşlu Baltamızla arkadaşlar şu camı bir kıralım Evet şuraya koyalım Kaç tane yer kalmış Şurası kalmış İçeriye bir girdik Şimdi çiçekleri dizeceğiz arı kovanlarını dizeceğiz Arılar artık içeride bal yapabilecek Şunların yarısı da biz bunu dizene kadar zaten yetebilir Şöyle hızlıca bir çıkalım bakalım Az kaldı arkadaşlar Oo meşaleleri elimizden çıkartalım Çok iyi İçeride pişenleri de dizersek galiba içerisi kapanıyor Arılar artık dışarıya uçamaz arkadaşlar Bu sayede hemen hızlıca 3 tane şunların hepsini bir alalım böyle Evet yemek yiyelim 2 tane de ipeksi dokunuşlu yere koyduk arkadaşlar Bu bitti şu da bitti Evet bu da bitti tamamdır Hepsini aldık Çok iyi 13 tane daha var orayı her türlü kapatır Şuradan şöyle bir çıkalım Çatısı kapandı mı Baya bir cam topladık arkadaşlar ama içeriği bitirmeyi başardık Artık arılar şu ipeksileri şöyle alalım Çok güzel Şimdi şuraya şunu koyalım Camlarımız burada yedekte dursun arkadaşlar Üç, Oo 4 tane hava ifşeğimiz kaldı Bir yere ele geçirmemiz gerekiyor artık Arıları bir dizelim Şimdi arılar için çiçekler burada. Evet arı kovanlarımız burada. Üç tanesinin içinde arılar zaten var. Çok iyi oldu arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Şimdi arı kovanlarını köşeye mi koyalım nereye koyalım? Evet şimdi. Üç tanesi burada. Şunları da şöyle koyarsak üst üste koyamıyoruz. Aynen şuraya. Bir tanesini buraya içinde arılar var. Bir tanesini buraya bir tanesini şuraya koyalım. Çok iyi yukarı tarafına arıların yuvasını koyalım arkadaşlar Aşağı tarafa da kovanları koyacağız Şuraya da çiçekleri dizmeye başlayalım Evet şöyle hızlı bir şekilde çiçek bahçesini buraya yapalım Arılar burada istediği gibi toplayabilsinler Çok iyi arılar çok hızlı bir şekilde bal yapabilecek arkadaşlar artık bakın İçeriği tamamen çiçeklerle dolduracağız Evet 3 tane başka kaldı mı? Şunlardan dizelim arkadaşlar şöyle Luffy çekil bakalım oradan Kapının ağzına da koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Bir sürü çiçek dizdik. 3 tane şunu da koyacağız. Evet şunlar da dışarıya koyalım gitsin. Burası yeterli arkadaşlar. Şunların altına acaba şöyle 2 tane şundan koysak. Arılar içeriye girip çıkabilir mi? Ama alırken koyalım. Bir dakika şunları geri alalım. İçine girip çıkamıyor olabilirler. Tamamdır. Arılar bal yapmaya başlasın ama arıları koymayı unuttuk. 10 tane de arımız vardı. Şurada şunları koyacağız. Arılar arkadaşlar bal yapmaya başlar artık. Çok güzel bir şekilde arı yuvasını yaptık. Şu çiçeklerimizi şuraya 1 2 3 tane şöyle dikelim arkadaşlar. Çoğaltabiliriz aslında. Kemik tozumuz var. 3 tane de öbür tarafa. 1 2 3. Evet, 3 tane de diğer tarafa. Çok güzel. Şöyle 1 2 3. Tamamdır. Evimizi de güzelleştirdik. Arılardan da şimdi ballar olduğu anda arkadaşlar koanlar yapmaya başlayacağız. Arılar çalışmaya başladı. İçeriye bir sürü arı koyduk arkadaşlar. O zaman köylüye meslek vermenin zamanı geldi. Şimdi 1 2 3 tane köylü var. Bir tane mesleksiz. Ona bir meslek verelim. Demirimiz var mı? Şöyle hızlıca bir bakalım arkadaşlar şuradan. Demir alacağız. 5 tane mi demir alacağız? Aynen. Şöyle demirleri bir alalım arkadaşlar. Taşımız var mı? Aynen şuradan bir bakalım normal kırık taş. Evet 3 tane pişireceğiz. Evet şurada pişirebiliriz. Üçünü de ayrı pişirelim arkadaşlar. Hızlı hızlı hemen pişirelim. Çok iyi. 3 tane pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi biri piştiği anda zaten hepsi pişer. Düzgün bir taş yapalım bunlardan. Oo bu bitti. Şu da bitsin. Aynen bu da. Üçünü hızlıca aynı anda fırınlarda pişiriyorum. Kömürümüz zaten sınırsız arkadaşlar. Evet 3 tane düzgün taş. Çok iyi bu da bitti. Tamamdır 3 tane düzgün taşımızı da aldık. Şimdi kırık taşlar burada. Bir tane fırın yapacağız. Evet şöyle bir fırın. Şimdi demiri şöyle dizersek. 3 tane şöyle demir. bir tane fırın. 3 tane taş. Gel bakalım sana da bir meslek verdik artık. Şuraya bir meslek masası daha yapalım arkadaşlar. Köylülerin sayısını artırdıkça hepsine bir tane meslek veriyoruz. Şimdi. Bu da mesleğini alsın ne istiyor? Zümrüt'e zırh veriyor. Tamamdır. Zümrütlerle bunun seviyesini hemen artırabiliriz. Ama biz ilk önce şu tavukluyu artıralım. Evet. 14 tane tavuk. Bir dakika. Tavuk eti tekrar getirelim. Tavukları artık toplamanın zamanı geldi. Evet. Şuradan hızlıca bir girelim arkadaşlar. Şimdi. Tavuklardan büyüklerden arkadaşlar etleri toplayalım. Onun seviyesini bir tane artıralım. Sonra yeni bir yere ele geçirmeye gidelim. Çünkü onun seviyesini zümrütle artırdığımız anda artık daha da kolay seviye artırabiliriz arkadaşlar. Zümrüt kazanmamız da gerekiyor. Bakın daha büyük bir sürü tavuk var. Tamamdır. Şu büyüklerin hepsini bir yok edelim arkadaşlar. Küçükleri zaten çoğaltırız. Oo, hep küçükler kaldı. Şunu da yok et. Tamamdır. Çok iyi. Küçükleri zaten çoğaltacağız arkadaşlar. Küçükler büyüyecek. Hızlı bir şekilde şuradan birazcık daha yumurtadan tavuk çıkartalım. Evet. Küçüklerin hepsini atalım şöyle. Tamamdır. Birazcık daha küçük çıksın. Oo, tavuk sayımız yine fazla. Tavuklar yine fazladan çoğaltmayı başardık. Çok güzel arkadaşlar. 31 tane gördüğünüz gibi tavuğumuz oldu. Şimdi bunlar hızlı bir şekilde şuraya dizebiliriz. Evet. Şimdi hangi köylüydü? Şu değil. Bakayım bir köylere. Şu. Çok güzel sonunda onun seviyesini artırmayı başardık Bakalım Bakın zümrütü arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmiş tavuk eti veriyor tekrardan Şimdi iki tane zümrütümüze şuradan pişmiş tavuk etini alalım Yukarıdan bir zümrüt getirelim onun seviyesini bir seviye daha artırabiliriz Zümrütümüz 41 tane olduğu için her türlü artırırız Evet diğer köylüden de arkadaşlar zümrüt kazanabiliyorduk ona bir bakalım Şimdi patates getirdikçe zümrüt kazanıyoruz o kolay arkadaşlar Hemen hızlıca şuradan zümrüte şöyle Evet seviyesini artırabiliyor muyuz? Çok iyi. Bakayım bir seviye artacak mı? Aynen seviyesi arttı. Oo, gördüğünüz gibi koyun etini arkadaşlar ve inek etine zümrüt kazanmaya başlıyoruz tekrardan. O zaman bizim koyun çiftliği ve inek çiftliği yapmamız gerekiyor. Evet şuraya zümrütleri bir kere koyalım. Şimdi yemeğimiz sınırsız oldu arkadaşlar. Şu yemekleri şuraya koyalım. Evet bu yemekleri koyalım. 64 tane tavuğumuz oldu. Yedek tavuğumuz da var. Çok güzel şu patatesleri koyalım gitsin Pişmemişleri koyalım gitsin Kapımızı koyalım şu tahtaları koyalım Üzerimizde toprak kalmış topraklar da dizelim arkadaşlar Tamam hızlı bir şekilde Bunlar da dizdik sadece üzerimizde bu kaldı Yeni bir yere ele geçirmeye gidebiliriz arkadaşlar Arılarımız balları yapmış bakın Arılar muhteşem şekilde Hepsini fullemeye başlamış oradan artık bal alacağız Şöyle içeriye bir girelim şu kamp ateşini Şuraya bir koyalım Lazım olduğunda buradan alıp kullanacağız. Yemeğimiz var, her şeyimiz var. Zırhlarımız tamam mı? Aynen zırhlarımıza büyü de bastık. Seviye de artırdık. Şimdi bizim koyun çiftliği bir dakika şuna bir bakalım. Evet burada çiftlik yapacak malzeme yok ama büyü basacak malzemeler var. Çiftlik yapacağız. İnekleri çoğaltmanın zamanı geldi o zaman. Evet inekleri bir çoğaltalım. Çok güzel. İnekleri çoğaltalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. İneklerden artık ticaret yapıp seviye artıracağız. Zaten 6 tane inek etine zümrüt veriyor. Zümrütlerimizin sayısını da artıracağız. Ve bu sayede artık şöyle hızlıca bir gelelim. Oo, ineklerin sayısı zaten çok fazla. Dışarı neden çıktın sena? Şunları bir çoğaltalım arkadaşlar. İneklerin hepsini kesip etlerini alacağız. Artık inek etine ihtiyacımız var. Mantar ineklerinden de et gelir arkadaşlar toplarız. Çok iyi. Şunu da keselim. Dışarı çıktı içeri girdirmeye uğraşmayalım. Evet, çok güzel bir şekilde bunların hepsini verdiğimiz zaman köylülerin seviyesini artıracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Sineb'lik'te muhteşem şekilde arıların yerini yaptık arkadaşlar. Adamımızı birazcık güzelleştirdik. Artık yepyeni bir ele geçirmeye gidebiliriz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.